Şimdi şeye, bunlar Taklıkan köyünden gelmişler. Ağrı'nın Doğu Bayezid. Doğu Bayezid'in Taklıkan'dan. Oraya nereden gelmişler? Gelmişler yani buraya şeye. Ama bu Sarıkamış'ın bu yanısında da şey var ya. Ura bir kaza değildir ura. Şey neydi ya? Köyün adını ben Bardız, de veririm. Bardız. Bardız he. Bardız'a gelmişler. Bardız'da da buradan gelmişler bir şeye. Kızlarkala köyüne. Anladın mı? Kızlarkala köyüne. Kim gelmiş ama? Kaç kişi gelmişler? Sede Kamil dede mi gelmiş? Yok yok, Hamza dedem. Hamza dedem. Hamza dedeminle Kamil dedem işte sonradan daha yeni büyürmüş. Oraya gelirler, orada işte vururuz her boğuluz. Osman hem şey de kılıç geldiğinde Ağrı'nın Taşlıçay'da Patnos'ta Suvari. O orada, babam burada. Dedem de buradan beni yesir eder götürürler diye bir Rüfet Bey'le gitmişler şeye. Sürbağan köyü var Hasan Kalan'ın orada. Sürbağan'a, Büyük Sürbağan'a. 40 gün kalmışlar orada. Anladın mı? 40 gün sonra gelmişler buraya. Şey, macir olmuş gitmişler. Babam da yesir olması bir böyle bir mereşeye girdim. Merece böyle biraz az bir şey, merecin gerisi boş. Oradayım, iki tane soldat geldi. İki soldat tane ne? Saldat he, Urus ellerinde tüfekler. Ben oradan böyle o mağın altına girdim. Böyle bu yana ala 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 gittim. Kemleri tövmüşler an böyle kucağına, bacadan. Oradan baca var. Hani saman tökerken. Daha ileri gidemedim, yüzümü döndüm böyle. Kapıya doğru bakırım. İki tane saldat girdi. Mumu yakmışlar oraya, karanlık. Mumu yaktılar. Baktılar sağa sola bir şey yok. Orada o çolak sabit var. O da bize babam gire de bir şey akraba gelir. O Koşova'daydı. Sonradan Koşova geldi Kızlarkala'da. Efendi eğer şüphelenirsen dedi ama dirgene al bu samana bak. Bir ama şey aldı. Dirgene aldı karıştırdı. Baktı ki bir şey yok ya. Yine dirgeni benim kafama bıraktı. Kafam hani samanın içinde bakırım yine dışarıya. Diryen böyle başıma değdi kimin? Böyle sıyrıldı aşağıya, gözlerim meydana çıktı. Tüfeği böyle kaldırdı kimin? Elimi kaldırdım, dedim dur gelim. Aşağı indim. Artık buna ne demirim ki? Ağzıma ne gelse, ula senin benim nasıl söyleyeyim ki buna? Sene mi kalmış Urus'a değilsin ki bu dilgeni al da bak. Megem görmüş babamın oraya girdiğini. Oradan haydi. Oradan değil getirdi bizi camının yanına düzdüler. 40-50 kişi. Bizi yesir edecekler. O bizim Niyazi emmi sen gördün da. Dedemi mi? Niyazi'nin babası Şaban emim. Babamdan 2 yaş küçük. Babam ondan 2 yaş büyük. Diye şimdi onu Şambadine getirdiler. Bu Urus şey yahu böyle şeydi deyiz. Öyle macerin şeyini böyle ki evlerin yağını şeyini alıp böyle şey etmezdi. Üstündeki subaylar. Oti kapıda satmışım ben. Uruslara. Atlarına yedirirler. Şimdi buna ben bu Şaban'ı neydim? Ben bir yere gider kendimi dolandırırım, ben bunu neydim? 16 yaşında babam. 14 yaşında da o. Şaban'ım. Kamil dedecil nerede o zaman? O sıra mı? Kamil dedem şeyde daha değilim ya, Sürbağan'da kaçmış. He, kaçmışlar. Götürürler diyeyim. Bunlar niye gitmemiş? Nasıl? Bunlar nereye gelsin evde babamın evi gibi tek babam. Ana
nenem bunları götürmezler diye gitmem. He bunlar he nenemgil orada da eve bakır. Efendime söyleyeyim. Bu Şaban bana doğru baktı ya. Bile boynumu bile başımı ittim. Yani çık çık dedim. Umuzunu silkti. Bile elimi öcüme tuttum. İdrar manasıyla hani bile ettim dedim bile et de çık. Bile elini bile etti bir de duvarın ardına savuştu. Savuştuğu kimin bu kafir bizi baştan almış sayır ya. Oraya bakmadı. Ele bizi yürüttü Yenişe. Yenişe yürüttü indik çelmenin oraya. Orada çelme su vardır. Geriye baktım ki Şaban ele kaçarak geçse ya eve. Bile seyrederek. Hemen yakalar değil ulusun. O tübeylir arkasında tüfek. Ağır ağır gitti ya o zannetti ki bunu bıraktı o ulusun memuru bunu bıraktı hani subayı. O gitti eve girdi. Ben de çelmenin orada anam geriden yetişti bana. Oğlum an bu çorapları al da. Yolda dedi ayağını şey olursa giyersin üşürse. İşte el anamı görür, o görüş gördü. Bu gerece geldik. Gerece ki o karşılar bütün araba şey illeki kıyamet. Buradan devam ettik Sanamere. Sanamere indik ki o köyün bu yanısındaki şimdi köy yapıldı ora. O tarlalar ah bunlar. Efendime söyleyeyim. Orada Urus talim edir. Buradan kimseyi almamışlar mı? Bizim köyden de almışlar da babam bilden sonra mı bir evvel mi Abdurrahman dağı gili? Bu şey... Abdurrahman dağı götürmüşler. Şaban dede. He Yıkılhanlar'da Abdurrahman dağı götürmüşler işte babamla yesirdi. Onu götürdüler beni götürdüler orada. Öyle yapmışlar ki. Altına döşeyler sarılı yorganlar mevzülerin. Efendime söyleyeyim o gece değil o üstünü örtmüşler. Orada kaldım o gece diyerdi. O dönüş işte o şeye indim deyir sana merak ki Urus talim edir. Rast doğu gidir gelirler yani sağ sol demek. Rusça deyir sağ rast doğu. Ele gidi diye bizi götürdüler korumun orada bir çorba verdiler bize. Oradan haydi. Ha git. Yaya götürüler. He. Sarıkamış'ta kaldık gece. Gece Sarıkamış'ta kaldık. Kışlada iki tane soldat kapının önünde oturca. An şimdiki aklım olsa diğerdi ya bile yanan birden tüfeği alan bile bük elinden al karnına sok. Ey değil öldürsak da bir yere gidemezdik. Bizi bıraksalar da gidemezdik. Her taraftan bile çembere alınmış. Bir tarafa çıkamazdık. Anladın mı? Bir de baktık ki işte yarı geceydi. Ele bir kıyamet Sarıkamış'a silahlar açılır. Takır. Sarıkamış'ı bizim esker Allah-u Ekber dağında. Haber alır ki bizim yesir etmişler bizim Türkiye'yi. Oradan gelmiş körpüyü uçurmuşlar. Tren gitmesin. Körpüyü uçurduktan başka gelmişler işte oraya. Dedi ola ha uşak bir tane Laz var içimizde. Ola ha uşak dedi bizim asker bastı Sarıkamış'ı. Ne bilirsin dedik yahu sen içeride biz an içerideyiz. Silah açılır Urus'un mu Türk'ün mü? Dedi ola bizim mavuzerlerin sesi tanırım da. Dedi bizim asker bastı. Bir de sabahına baktık pencerelerden ki o ki atları binmiş katırları kaçırlar ya bunlar. Öyle atına katırına vurulmuşlar böyle caddeler böyle cendekten görünmüş. Oradan getirdi değil bizi büyük trene bindirdiler. Geniş at var orada da Urus'un. Git Allah'ım git. 40 gün 40 gece gittik. Sibirya'ya gittik işte.
Orada da değil, aç. Bize ambele bir çorba verir. Ambele bir lahananın kökünü atmış içine, dönür işte o çorba olacak, bizi yak. Bir şey ettik ya, ben Çin'e kaçtım. Çin'e kaçtım dedi. Çin'e nasıl kaçır? Kaçmış işte Çin'de, bir tanesini bulmuş burnu. Orada o Korelilerden bir tane önüne belet. Çin'e kaçmış. Kaçtım Çin'e deyir. Kaç sene sonra kaçır Çin'e? Burada kaç sene kalmış? 3,5 sene kalmış burada. Sibirya'da. He, ondan sonra Çin'de 4,5 senede Çin'de kalmış. Çin'de değil, götürdüler bizi oraya. Mehmet dayı var Trabzonlu. İhtiyaram böyle. Yani ben getiririm. O kaçtık ya, o ki o deniz var, o buz tutmuş. O denizin yanına gittiğimiz kimin? Öyle bir tozak kar. Onu öyle geçtik mi o yani, ama Çin'in sınırı. Öyle ben onun üstünden öyle koşarak koştum, ama oraya kendimi attığım kimin? Bu Mehmet dayı kaldı geride. Mehmet dayı geride kaldı, ihtiyar adam gelemir. Mehmet dayı bağıramırım da, öyle çabuk gel. Aşağıda Urus'un nöbetçileri gezir suyun kırağında. Mehmet dayı geldi, of uşaklar ölürüm. Megen burada idrar etmiş, içeri koymamış, şeyi donmuş. Bizi götüren o Koreli var ya başımızda, bunu arka üstte yatırdı. Zekerin ağzını aldı, emdi, an böyle öyle bir buz çıktı, an böyle iğnenin kalınlığında. Of, Mehmet dayı dedi, ya ey, rahatlandım. Götürdüler bizi oraya, neyse. Soba yani çıkarttım, bir tanesine para verdim bir çocuğa ki, git çay şeker getir, burada bir çay içek, daha ölmüşük. Sabaha kadar yol gitmişik 2 gün. Megen bu iti oğlu para bana kalsın diye oradan hükümete haber verir. Baktık 2-3 tane içeriye girdiler, tanımırız. Omuzlarında şey var, nişanları. Tüfeği doldur kapı etti. Orada de sorduk şeye, dedik ki o konuşana, hani nedir o, ona ne diyorlar ya, ona dedik ki ya biz buraya geldik ki buraya siter olduk, bu da böyle bizi şey ediler. Yok, Erdoğan'a. Ona demiş ki, de ki sen bak, böyle tüfeğimiz var, bizim de silahımız var, vermezdik daha sizi geriye. De kalkın bakayım hadi. Dedik ki yemek yiyeceğiz. Kalkın, yemeğiz hazır. Bir de gittik ki bir kazan mısır hediye etmişler. Büyük kazanla. Bu Mehmet dayı Laz'da mısır ya. Ha uşak işte ağız lezzetiyle ağam bir yemek yedim dedi. Daha şey mısır hediye. Orada iki adam bir oda, iki adama iki hizmetçi verdiler. Gelir oradan sabahları aşçı gelir. Biz kalkmadan masanın üstünde balı koymuş, balın üstüne de şeyi böyle balı tövmüş şeyin üstüne, onu kalkıp kayfaltı edeceğiz. Kalkır edirik, ondan sonra kayfaltımız yetişir. Bizim köylü Ferhat'ın oğlu Aslan değil. İkimiz bir odada kalırız. Daha ben o açlığı görmüşüm, o yoksulluğu. Biz daha öyle bir yer bulduk. Öyle ama kalkar, bakırdım ki hizmetçi geldi. Omuzunda havli. Elinde legem, bir elinde ibrik. Elimi yüzümü yıkayacağım ki oraya şey, o yemeği kayfaltı yapayım. Yemeğimiz her hazır ola. Ama kalkarım, elimi yüzümü yıkarım. Bu Ferhat'ın oğlu Aslan kalkmıyor. O bizim İpeğli'nin sahibi. Am böyle bir ayağından am böyle usul kalk dese ya, ama şeyi asarlar. Oradaki hizmetçiyi asarlar. Am böyle usul ayağından etti. Kalkmayalım ola uğradın istediğimin oğlu.
Öyle değil, bardağı bunun kafasına çektim. Ola bir kere Allah'tan kork ya. Biz Rusya'da 3 buçuk sene aç durduk. Allah'tan kork. Buraya geldik, böyle bir yerimiz oldu. He. Ondan sonra işte biz de bize oradan arkadaşlar mektup yazmışlar ki Rusya'ya gelin, toplanın, emrimiz çıktı, Türkiye'ye gidiyoruz. Oradan ola dedik biz nöbetçiyi bağlamış kaçmışız, korkuyoruz. Ola dedin Rusya ihtilal düşmüş birbirini kırır, ne nöbetçidir ne Allah Allah'tır, gelin dedi. Gittik Rusya'ya, vapuru yak, vapuru, Japon vapurunu Hilal Ehmer 800 madenliriye kiralamış. Vapura dolduk. 56 gün 56 gece geldik. Geldik. Bıraktı Rusya'ya ne onları? Rusya verecek. Geldik buraya Yunan'ın sınırına. Bu kafir Yunan meyem şey, bizim Borazan burada Borazan'ı saklamıştı, Borazan'ı getirdi Rusya'ya, bir daha geriye getirdi Bori'yi. Orada Bori vururdu böyle, gider ambardan su alırdık da bilmem ne yemek alırdık. Ola bu Türk'ün su varısı bastı diye hani hayvanlı kıtaya su borusu vurur. Bir ele şeyi dönderdi ya, bayrağı çekti, teslim şeyi aldı. Bu Japon ile inat hükümettir ki bu teslim olmadı. Olmadığı kimin topları dönderdi şeye, vapura. Vapuru batıracak. Vapuru batıracak. Japon çekti bayrağı ki teslim. Eli orada attı şeyin içine. Teslim olduk, hele vapur kaldı denizin içinde, şeye dağılamadı kırağı. Neyse, sabahına şey gelir, ufak motorlar bizi kralın bahçesine çıkardılar ki bunlar suyun yüzünde hastalanırlar. İstimizden zenginlere, zengin demişim, ihtiyarları hep seçti. Yunan haydi dedi doğru evize. Biz genç, bizi bırakmadı, Türkiye'ye gider yardım ederiz, daha Yunan herbi var. Bu dönüş vurursa ki ihtilal düştü ya, Rusya'yla fakir düştü ki ekmek yok yiye. Şimdi bunlar Bulgaristan'a çalışmaya gidiyor Ruslar. Benim de elbisem Rus elbisesi, hiçbir yerimde bir yeri, şapkam da aynı, pantolum da, ayakkabım, hepsi Rus elbisesi. Bulgaristan'a çalışmaya gidiyor Ruslar. Bizim yesirlerden bir iki tane kaçırdılar. Çalışma manaysan pasaport aldılar. İstanbul'a haydi babam, İstanbul'a çıktık, kimin doğru evize. Ula ben de kaçacağım. Getirdim cızmanın içine koydum elbiselerimi, şeyimi. Cızman iki ağzını değile bağladım, sıktım ki hiç su geçeceği yok. Böyle boynumu astım. Arkadaşlara dedim ki ola gavur oradan, Yunan'ın oradan nöbetçi, ineni de denize sayır, çıkanı da sayır. Ola dedim arkadaşlara ki ola dedim siz az karabalık edin, ben bir damı dumayım, suya dumayım. Direle suya dumdum. Epey gittim, bir kilometre kadar gittim, kimin hafif yüze çıktım. Yüze çıktım, artık yorulurum, kah arka üste giderim, kah yüzü kuyruğu giderim. Yüzmeyi nerede öğrenmiş? Oho, 3,5 sene Rusya'da, Çin'de 4 sene boyuna denizde. Denizde aynı şey kimin, balık kimin aynı. Babam aile var azında, coşkun zamanında at gider çıkardı, hele 100 yaş bölürdü. Neyse, dedim ben de kaçayım işte, kaçtım oraya, böyle arka yüzeceğine gidirdim.
Baktım başım taşadı. Geriye döndüm ki kırağa çıkmışım. Çıktım neyse elbisemi giydim. Elime bir çubuk aldım. Böyle yokuşa giderim. Yukarıdan bir urum gelir. Öyle yaşlı ki böyle daha degeneklere düşe düşe. İhtiyar bir şey. Hele dedim bundan konsoloslukları bir sorayım. Astarih dedim, Rusça dedim buna. Konsolosluklar nerede? Bir şey Rumca bir şeyler söyledi hiç anlamıyorum. Ula bu dedim ihtiyardır bunu Türkçeyi bilir. Hele ben buna bir Türkçe diyeyim. Dedim ihtiyar konsolosluklar nerede? Böyle yüzüme baktı sen Türk. Sağa sola bakır ki polise bağıracak. Ula vallahi bu beni yakalattıracak köşeyi kırdım. Bir gittim. Bir çay ocağı var. Orada oturdum dedim bir çay içeyim de bir nefes alayım. Şimdi düşünürüm ola ben çayı içireyim. Ben bunun parasını nasıl vereceğim? Çayı 10 kuruş ben 5 kuruş verirsem ecem olduğum yakalanırım. Dedim büyük para veririm. Çıkarttım büyük para verdim. Getirdi bozmuş getirdi. Baktım bir fıran kalmış bir çaya. Neyse böyle durayım. İki tane Ermeni arkada otururmuş. Ne bileyim ben. Bana bak bana hemşerim Türkçe. Yalandan gavur olma dedi. Senin yüzünden Muhammed Nuri var. Sen Müslümansın. Ulo. Buna Rusça bir de kızdım. Oradan kalktım. Gittim bir yere gittim ki polis böyle... Adamları arayız, içeri girirler. Ula bura nedir acaba, panga mıdır, nedir? Ben de değil, bıçağım var belimde. Hiç bıçaksız gezmem, soklama bıçağı. Gittim neyse ben de ellerimi kaldırdım. Yukarıdan böyle cızdıma buraya sokulu değil paçamda da. Oraya inmedi ama böyle yukarıdan bir ellerine böyle etti. Ama belime kadar böyle sürdü. Ruski dedi bana polis. Ruski yani Rus musun? Dedim da yani Rusum. İçeri girdim ki oro umumhana. Şimdi o yana giderim, bu yana giderim. Ola bir tane bulsam. O başa bu başa baktım bir yerde çalı çalınır. Bir Rus oturuyor orada. Ele geçtim Rus'un yanında oturdum. O zannedildi da bu da bizden hani Uruslardan. Kız geldi ki dedi şerefen getirin bir tane içah. Dedim getir ben parasını vereyim. Gitti bir şişe getirdi ama böyle Urus'a verdiğim kimin? Babam rakı içer mi içmez. Urus'a verdim ya estağfurullah dedi yahu sen deli misin? Sen bana misafir geldin sen iç. Sen bana misafir ben içer miyim senin şeyin? Ula al işte başım ağrır hastayım. İşte al iş, içmirim. Ya ula bu kız bir tane daha getirse. Bir tane daha getirdi. Bunu da verdim Urus'un gözleri irilendi. Para yok rakala içe ölür. Bu benim koluma girdi. Dolanırız o felemelerin yerini. Kresive güzele Urusça kresive. Giresi ve dolandık. Ula dedi sen hiçbirini beğenmedin. Ula ne giresi ve ne kızdır beğenmektir. Daha solsana bana kimim ben. Dedi bizden. Hani Rus elbisesi ya. Ula ben sizin Hilal-i Ehmer'in yesirlerindenim. Ne diyorsun? Paşaport alacağım ki bele kaçayım Türkiye'ye. Daha ben yesirdim buraya sizin yesirdim. Bir koluma girdi. Gittik oraya neyse. Yine bu gavur Amerikanın şeyi bayrağı başta sallanır. İçeri girdim işte Kars'ın bilmem neresinden şey Rusya'nın yazdırdım. Tatar olarak yazdırdım. Filan şeyin filan yerden askerim. Hani değil orada dedi ki size yasak oldu daha şeye gitmek Bulgaristan'a
Türkleri kaçırıyorsunuz. Hani bir iki tane kaçırdılar ya bizim türlerde. Dedi siz türleri kaçırıyorsunuz. Size yasak oldu dağa gitme. Param yok bilmem ne değilim biraz şey dedim. Haydi attılar beni kapıya. Gittim o yandaki konsolosluğa. Dedi bak o baştaki var ya oraya imzalattır gel bize imzalıyor. Baktım ki işe edecek değil de denizine gitmeyeyim daha. Geldim Yunan'ın 40 ayak merdivanla bile yukarıdan inirsin dibe. Beş platlı, ona beş platlı değil, bedava tren, parasız. Ona binirsin, çekil götürüyor da inirsin, 40 ayak merdivanla çıkırsın yukarıya. Biz gittim. Oradan gittim diye yine kralın bahçesine. Orada böyle geldi, bir nöbetçi geldi, kalk, Japon Türk vapuru. Yeni gelmişim, kalktım böyle gerneştim yani orada yatırmışım. Gittim oraya arkadaşlar olay etme eyleme, sen paralı başan bir hal geçer. 70 tane liram var. İngiliz lirası, kemere doldurmuşum. Akşamına şey, bozdurur, şey edirim, altın edirim, manati. Anladın? İşte oradan biraz daha durduğumuz kimin şey etti, emrimiz çıktı. Bizi verdiler İstanbul'a. Burada geldik. El oraya bak, oraya mı şeyi vuracak? Bak her şeyi bir... Sen nerede tutturacaksın o tırpanı? Ya işte öyle.